Sevgili hocam, şimdi biraz da yerel basınla ilgili bir eleştiri konusu var bizlerle ilgili. Ben bu konudan çok muzdarip, çok dertliyim. Yerel basın böyle, yerel basın şöyle. En ufak bir şeyde yerel basın yetersiz yazıyorlar. Veya söylüyorlar. Ya tabii yazmak, söylemek çok basit, biliyor musun? Yani Ahmet Hoca yetersiz. İşte yerli antrenörler yetersiz. Demek kolaydır. Yerel basın yetersiz diyorlar. Ama yerel basında bir gün yaşamamışlar. Yerel basının yaşadığı bir günü bile yaşayamamışlar. Yerel medya da çok kalmadı, biliyor musun? Böyle diye bitirdiler. İşte Ankara'ya maçı niye seyretmeye gitmemişiz? Ya arkadaş, yerel medyaların ekonomik gücü ne? Biliyor musun? Bizler bu televizyonlarda, gazetelerde çalışırken para alıyor muyuz, almıyor muyuz, onu bilmiyoruz. Biz burada gönüllüye dayalı bir program yapıyoruz. Gönüllülük esasında bir program yapıyoruz. Bugün bir Ankara deplasmanına gidip gelmek bir basın mensubunun 1.000 lira. İşte gideceksiniz cumartesi günü, otelde kalacaksınız, uçakla gideceksiniz, uçakla geleceksiniz, işte Ankara'da stada ulaşım sağlayacaksınız. Bir araç lazım size ya da minibüste gideceksiniz, her neyse. Ben televizyoncuyum, bir de kameramanım olması lazım. 2 tane röportaj için maçı çekemiyorum. Evet. 2 kişi 2.000 lira. Ya yerel televizyonların, yerel gazetelerin bu gücü var mı arkadaşım? Gazeteler çıkmıyor bile, evet, pazar günleri. Yani hariçten gazel okumayın. Öyle 15.000 lira, 20.000 lira para kazanıyorsunuz ayda. Ayda hiçbir kuruş para kazanamayan gazetecilere, televizyonculara yerel basın kötüdür demeyin, yetersizdir demeyin. Hariçten gazel okumayın. Gelin bir gün bizim yaşadığımız şartlarda yaşayın. Ben sizin elinizi öperim. Siz değil bir maça, siz bir antrenmana gidemezsiniz. Siz tesislere gidemezsiniz burada. Ha, biz elimizden geldiği kadar amatöründen tutun profesyonel liglerdeki maçlarına kadar takip etmeye çalışıyoruz. Ne şartlarda gidiyoruz, nasıl gidiyoruz? Gelin bir görün. Dışarıdan göründüğü gibi değil. Öyle hariçten gazel okumayın. Paramız çok diye insanların yaptığı işle, verdiği emekle dalga geçmeyin. Yerel basın yetersiz. Yerel basın kadar başınıza taş düşsün. Dibinde ezilin. Böyle o Hicret Apartmanı gibi olsun. Biz yerel basın, Hicret Apartmanı olalım, siz de içinde yaşayanlar olun. Altında kalın böyle yerel basın. Bizim kadar başınıza taş düşsün. Bu kadar net söylüyorum. Yerel basın yetersiz diyen herkesin, bizim ağırlığımız kadar, bu kentteki yerel basında çalışan arkadaşlarım kadar, ağırlığı kadar hepinizin başına taş düşsün. O taşın altında ezilin, geberin, gidin. Çünkü sizler hiçbir şeyi görmeden eleştiri yapan kör adamlarsınız. Kör zihniyetlersiniz. Sizin kafanız tuğlalarla kaplı. Sizde kafada yok, beyinde yok. Ben de bunu söylüyorum. Yerel basın yetersiz diyen herkese de şunu söylüyorum. Sizler de beyinsizsiniz. Sizin beyninizi Oflu Hoca'nın dediği gibi kuşa taksak kuş ders uçar. Bunu bilin. Ona göre herkes haddini bilsin. Kimse, kimsenin yaşadığı şartlarda yaşamadan o insanları, o kurumları eleştirmesin. Bu kadar açık ve net söylüyorum.